Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Mart ayı İl Danışma Meclis toplantısına AK Parti siyasi kadroları neredeyse tam katılım sağladı. AK Parti İl Başkanlığı'nın meclis toplantısının onur konuğu ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ydi. Bakan Tüfekçi burada AK kadrolara seslendi. Esasında Kahramanmaraş'ın duruşu net, kararı ne? Evet. Onun için size çok şey anlatmaya gerek yok. Toplantının açılışında İl Danışma Meclis konuşmasını AK Parti Başkanı Avukat Ahmet Özdemir yaptı. Özdemir konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için teşkilatların her kademesi karınca gibi çalışıyorlar dedi. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Teşkilatlarımız sahada 16 Nisan'daki referandum için harıl harıl çalışıyorlar. Elimizde çok rahat, çok güzel şekilde ifade edeceğimiz 18 maddelik bir anayasa değişikliği var. Arkadaşlarımızla sahada çalışırken Allah'a şükür biz daha hayırcıya rastlamadık ama akşamları değerlendirme toplantısı yaptığımızda hayırcı var mıydı diye diğer arkadaşlarımıza soruyoruz. Hayırcıların bize anlatacağı bir hayır argümanı şimdiye kadar duymadık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'a yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri hakkında bilgi verdi. Kayak merkezimizin ihalesini yaptık. İnşallah Nisan ayı itibarıyla karların erimesiyle Yedikuyular bölgesinde inşaatına başlamaktayız. Bu birinci etabı olacak. Hem kayak merkezi hem de 2000 kodunda yazlık rekreasyon alanı. Yazın sıcakta bunalan vatandaşlarımızın da uğrak yeri olacak inşallah. Teleferik sözümüz vardı. Bunun da gereğini hamdolsun yerine getiriyoruz. Bununla ilgili de bir kısım tahsisler bitti. Kamulaştırma işlemlerimiz devam etmekte. Hemen kale bölgesinden birinci etabı seyir tarasına, ikincisi Ahır Dağı'na inşallah çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de yaptığı konuşmasında hem Avrupa'ya sert çıktı hem de ırkçı milletlere gönderme yaptı. Sizler demokrat bulamazsınız. Sizler kadın haklarından anlamazsınız. Sizler çevreden anlamazsınız. Sizden insanlıktan anlamazsınız diyorlardı. Ne oldu ki 200 yıllık Avrupa birikimi 2 günde hem de Alman hükümeti eliyle hem de Hollanda hükümeti eliyle yerle bir edildi, sorumludur. Bilesiniz ki yerle bir eden Alman hükümeti, Hollanda hükümeti değil. Büyüyen, güçlenen, halkıyla bütünleşen ve yeni dönemde biz de varız diyen Türkiye'nin onların yerlerinde. Recep Tayyip Erdoğan'ın onların yerlerinde. Güvenç konuşmasında Batı ülkelerinin korkusunun Türkiye'nin hızla büyümesi olduğuna vurgu yaptı. Hollanda'da kadın bakanın üstüne köpeklerini salan Hollanda'nın maliye bakanı diyor ki yeni havaalanımız çok önemli. 55 milyon yolcu inip kalkacak Hollanda'dan. Ama bu Türkiye, bu Tayyip Erdoğan İstanbul havalarını biterse, bitirir, hizmet açarsa %25 yolcu kaybedeceğiz. Zararımız büyük olur diyor Hollanda televizyonunda. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ömer Ünal'sa yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı yaptığı konuşmalara açıklık getirerek yalanlamalarına yanıt verdi. Geçen sene 248 şehit verdik. O hain FETÖ darbe girişiminde ona bile 15 Temmuz tiyatrosu dediler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu Hollanda'nın yapmış olduğu bu Avrupa Batı ülkelerinin yapmış olduğu bu da oyun demeye başladı. Yani adama ne söylemek lazım onu da bilmiyorum ama artık millet ne söyleneceğini inşallah 16 Nisan'da ortaya koyacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi de Türkiye'nin güçlenmesinden korkanlar Avrupa'da da Malatya'da da hayır diyor ama güçlü Türkiye'den yan olanlar her yerde evet diyorlar dedi. Türkiye'nin güçlenmesinden korkanlar Avrupa'da da hayır diyorlar, Andırın'da da hayır diyorlar, Malatya'da da hayır diyorlar ama güçlü Türkiye'den yan olanlar her yerde evet diyorlar. Onun için biz çok söze gerek yok. Bugünlerde biz laf üstüne laf değil, iş üstüne iş koyarak gidiyoruz. Tüfekçi biz ne Avrupa'ya hesap veriyoruz ne de Batı'ya ne de Doğu'ya. Biz sadece halka hesap veririz dedi. Hakkı anlatıyoruz, halka dayanıyoruz,
hakka hesap veriyoruz. Onun dışında da hiçbir güce de hesap vermiyoruz. Allah'ın izniyle ne Avrupa'ya hesap veriyoruz, ne Doğu'ya veriyoruz, ne Batı'ya veriyoruz. Sadece sizlere veriyoruz. CHP'liler işleri güçleri bıraktılar, dini de siyasete alet etmeye başladılar. Dün izlediniz değil mi Deniz Baykal'ı? İşte bilmem neyi bunlar peygamberi de tanımıyorlar, bunlar insanı da tanımıyorlar. İnsanı yetkiyle peygamberi yetkinin ne olduğunu da bilmiyorlar. Ama bu millet 16 Nisan'da neyin ne olduğunu inşallah öğreteceğiz. Bakan Tüfekçi son olarak konuşmasında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde Türkiye'nin kararlı ve çok etkin bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. Tüfekçi bu topraklara terör örgütleri adım dahi atmaya cesaret edemeyecekler dedi. Biz inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bunlarla çok daha kararlı bir şekilde, çok daha etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Ve bir daha da bu topraklarda o terör örgütleri cesaret dahi edemeyecekler. Adım atmaya cesaret edemeyecekler. AK Parti Başkan Avukat Ahmet Özdemir, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ye toplantı sonrası Kahramanmaraş yöresine ait hediye takdim etti.